Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz demeden direkt devam ediyorum. Böyle sanki o aradaki kopuşu anlamayın diye. <laughs> evet sayın dostlar. Üçüncüsündeyiz partinin. Gayet aslında iyi ilerliyoruz hep birlikte. E, bu zamana kadar tekst, işte native klasörleme, crate'ler, murad'ler ve en basic aslında container, sized box gibi aslında scaffold gibi en önemli flutter'ın widget'larını birlikte işledik, birlikte kullandık ve yavaştan artık aslında e, konseptleri öğrenmeye başlıyoruz aslında. Kafamızda yapılar oluşuyor ve bu yapılar oluştururken de aslında artık temel bu 101 seviyesinde kullanacağımız sıralarda aslında bir diğer nokta bakın hani bu zamana kadar anlattıklarımı anladıysanız zaten şimdi bunun üzerine yine eklemelerle aslında geliştirmeleriniz böyle tam daha nihayale gelecek. Bu, bu şimdi butonu anlatacağım. Butonu anlattıktan sonrasında e, aslında butonu anlatmadan önce bir boyut konteksten bahsedebilirim bir tık. Ondan sonra butona geçebilirim. Ben yine şöyle bir buton learn dartımı oluşturayım. Ve siz de bildiğiniz gibi best practice'imiz neydi? Şu anlık biz bu kısmı es geçiyoruz. Bir stateless widget oluşturuyoruz. Bunu konuşacağız zaten. Aslında bu context orada da konuşabiliriz. Tamamdır, orada konuşalım. Daha iyi olur. Bu Learn diye ben şimdi bunu şu an mesela hızlıca elden yaptım. Diyelim ki nasıl yapıyorduk? Onu yapmasaydık class yazıyorduk. Buradan türetiyorduk. Zaten bu özellikler geliyordu. Burada dikkat ederseniz hepsinde olan bir context özelliğimiz var. Aslında bu context'in bizim Flutter'da veya Android'de vesaire de aslında ne anlama geldi biraz konuşacağız. Spesifik olarak ee, bize ne anlatmaya çalıştığını aslında bir element objesi olduğundan işte bununla ilgili bunun üzerinden birçok nesne erişebildiğimizden e, vesaire vesaire aslında global bir obje olduğundan bahsedeceğiz. Hani global seviyede tanımlanıp üzerinden datalar okuyabildiğimiz aslında böyle bir transferring işlemlerinde de olabildi. Küçük detaylarla ama benim için önemli olan teknik kısmı bunu nerede kullandınız aslında. Yani codingde yapacağınız hareketler arasında çok e, yani o detayların Türkçe detayları yine çalışırsınız sözlük detaylarını ama burada önemli olan bunu ne amacıyla kullanıyoruz nerede kullanıyoruz onlardan bahsedeceğim. Tamam. Şimdi biz ne yapıyorduk? Bir sayfa yapıyorsak scaffold başlatıyorduk. İşte app barını koyabiliriz. Bundan sonra da bir app barı incelememiz lazım. App barı konuşuruz. Bunun body'sine geliyorduk. Kalımları işleyeceğiz zaten. Sırayla layout'lar istediğimiz yerde. Children'a geliyoruz. Şimdi buraya biz çocuklarımızı koyuyorduk değil mi? Bundan sonra da bunu ne yapıyorduk? Main dosyamızda bunu gösteriyorduk aslında burada. Button learn diye. Tamam butonların buraya geldi sayfamız burada hazır arkadaşlar sonrasında işte şimdi e, flutter'da Tabii ki aslında bütün mobil app'lerde olan şey nedir bakıldığında e, yani şöyle bir ne bir opera'dan şurada private açalım ki bizim şeyler gözükmesin Aynen ee, neydi onun adı? Bir Uplabs'e gidecek olursak arkadaşlar şöyle mesela. Mesela herhangi bir Uplabs'ten bir tasarım bakacak olsak. Aslında bir mobil uygulamanın hani en önemli noktadan bir tanesi de aslında tekstler olduğu kadar da butonlardır. Farzı mesela a Beat butonu. Şimdi Flutter'da bunu da neyi bilmeniz gerekiyor aslında? Bakın burada bir. Kaç çeşit farklı buton var ondan bahsedeceğim. Bak 1, 2, Bak bu bir buton çeşidi. İkinci buton çeşidi. Üçüncü buton çeşidi sayılabilir. Dördüncü buton çeşidi aslında ikonlu hali ee, başka buton çeşidi var mı? Aslında burada başka buton çeşidi yok. Bakın şu ekranda bile 3-4 tane farklı farklı buton çeşitleri var. Şurada bir tane back buton var. Mesela bu butonların flutter tarafında aslında bizim için hala hazırlanmış paketleri ve kullanımları var. Direkt proje içerisinde bunlardan bahsedeceğim ve en çok kullananları ve custom yazmaktan bahsedeceğim ve kastım yazmayı soruda işleyebilirim kafanız karışmasın diye ama gelin şimdi bakalım Şimdi arkadaşlar flutter'da butonlara girdiğinizde yani ekranlarında tıklanabilir bir şey yapmak istediğinizde başlangıç olarak başladığınız birinci hareketiniz text buton olarak yazıyorsunuz text buton yazdığınızda arkadaşlar karşınıza bende otomatik tamamlar ama sizde tamamlamazsa altı çizili gelir hani bu noktada hemen kafanız karışmasın burada birinci öğreneceğiniz bu kurstan altı çizili bir şey görünce korkmamak lan yanlış mı kullandık Hayır üstüne gelip ne olduğuna bakıyorsun. Bak diyor ki on pressed ve child required diyor. Bunları vermemişsin diyor. Bunları vermen gerekiyordu. diyor. İstersen buraya gelip kendin tıklayıp verebilirsin. On pressed ve child'ı. Child dediği şey Flutter'da sizde hep dünden beri konuştuğumuz widget. Yani buraya ben yine textlerinden bir tanesini verebilirim mesela şimdi. Mesela A mesela. A'yı verebilirim. Ardından da mesela arkadaşlar on mı verip On üzerinden de mesela arkadaşlar burada da şöyle bir callback metot dediğimiz e, callback function yapıyoruz aslında. Yine bunu benim hani Dart kursunda da bol bol işledik. Oradan da görebilirsiniz. Ama mesela burada böyle bir buton yapıyoruz. Peki butonun bizim için karşılığı ne? Bakın burada bir buton geldi aslında. Bu buton arkadaşlar aslında text butonun özelliği şudur. Opacity'si yani arka planı olmayan e, kendi içerisinde bir radiusu bottomda bir sheet yani bir padding'i bulunan aslında bir komponenttir. Şöyle baktığınızda komponenttir. Bu komponent sayesinde de e, biz kodlarımızı geliştirirken özellikle işte ikon sadece text yazan yerlerde mesela save yazıyor. Ne buradaki senaryo ne mesela kaydet. Save yazıyor mesela adam bu save'i bu şekilde gösteriyor. Birinci mesela bilmeniz gereken komponent bu. Butonları bilelim. Sonrasında bomb press'i anlatacağım size. Neler varmış elimizde? Yani neymiş yani? Bir text buton yapabiliyormuşuz ve onun child'ına buraya ben şu anlık text koydum ama siz buraya istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Neden? Bu çünkü bir widget. Yani ne kadar her şey diyeceksiniz. Biz mesela bir sayfa önce böyle bir şey yaptık değil mi? Scaffold. Bu da bir widget ya. Ben bunu da buraya koyarım mesela. Yani bana kimse bunu buraya koymamı engelleyemez. Ama tabi burada bir kaos oluşur. <laughs> yani oturmuş sığmadığı için. Yani tabii ki de oturmaz. Ama yani burada neler, sınırlı ne kadar olabileceğini görebilirsiniz. Diğer nokta bizim yine en çok kullandığımız komparatörden bir tanesi de aslında Elevated Buton. Elevated Buton'un özelliğini diyeceksiniz? Yine aynı kafa. Hepsine text verebilirsiniz burada hani görme amacıyla yine on presslerin üst şekilde on pressini vermeseniz ne oluyor mesela flutter tarafında yine bizim e, sıklıkça kullandığımız bir olay var mesela Gördüğünüz gibi aslında elevated buton aslında background arka planda rengi olan bir komponentimiz. Bu sayede biz e, şeyler yapabiliyoruz. Yani renk, renkli arka planlı bir şey yapmak istiyorsak burada veriyoruz. Ve bu komponent sayesinde aslında kodlarımızı geliştiriyoruz. Butonlardan biraz daha devam edelim. Bunları özelleştirmekten bahsedeceğim yine. Burada yine bizim çok çok kullandığımız ikon buton var mesela. İkon buton da aslında yine hani on press konusunda birbirinin benzerliğini içeriyor. Burada farklı olarak arkadaşlar hani yine ikon yazıyor ama dikkat edin widget oluyor. Flutter'da ne demiştim ben size? Eğer bir ee, komponent kullanıyorsanız ve bu komponent eğer ismiyle hitap ediyorsa yani ikon diye burada spesifik olarak şey yapmışsa hmm, dedik edilmişse arkadaşlar bu şu demek ya burada her şeyi kullanabilirsin o no problem yok ama hani widget yine verebilirsin ama bu diyor ki yani, ikonla alakalı bir komponent kullanmanı talep ediyor. O zaman ikonsa ikon yazıyorsun sen de sonra bunu zaten işleyeceğiz ikon's nokta diye işte şu an bir tane ikon atıyorsun. Bunun da aslında birbirinden bir fark yok dikkat edin. Sadece bu biraz daha e, circular bir kullanıma sahip. Yani yerine göre aslında bunun hepsinin yerine göre çok tatlı özellikleri var. Mesela şurada daha önemli bir yer kaplatıyor. Bu önemli butonlarımızdan, diğer önemli butonlarımızdan ve en çok kullandıklarımızdan bir tanesi floating exit button. Floating Exing button'da aslında e, yine projelerde en çok hani karşılaştığımız özellikle şu şekildeki kullanımını belki her yerde Ecos. nokta e, Gmail'de falan da direkt bunun aynısı var. Plus belki yanlış koyduk ama e, increment deseydi. Mesela şimdi yani size bir trick point vereyim. Mesela burada ikonları göremiyorsunuz. E, buraya gelip in, inbox'ın içerisindeyken ben de mesela control space size basarsanız burada ikonları görebilirsiniz. Mesela increment veya add yazsam şöyle ed desem şu çok bilindik bir komponentimiz mesela yine mobil dünyada karşımıza çıkan bir komponentimiz. Floating eksik button. Yani özellikle bu dört buton arasında bakayım başka aklıma gelen var mı? Text, Elevated, Icon, Floating Action, Rise da kullanılıyor ama gerçi Elevated oldu. Eski e, butonlarımızdan o da. E, başka bir buton var mı? Şöyle bir altın çizerek bir geleyim şöyle. E, bir custom butonumuz gözden Text butonundan bahsettik, ilk ondan bahsettik. Bu back butonlar falan bundan önemli değil. E, close butonları boş verin. Onlar özelleştirilmiş. Toggle buton, bunlar şu an benim aradığım şeyler değil. Ha, burada bir de şu outlined buton var. Bu da güzel aslında bir kullanım. O da nasıl bir kullanım size veriyor arkadaşlar? Aynen. Ha, genelde buna çok ihtiyacım olmuyor açıkçası ama e, şöyle, yine bu şekilde bağlarsanız aslında yani yine bunun kullanımı da aslında etrafında gördüğünüz gibi bir e, border radius'lı alan veriyor size border radiuslu alan sayesinde aslında bu komponentinizi yine bu şekilde kullanıp görebiliyorsunuz. Ee, başka böyle aklıma gelecek bir buton çeşidi varsa da hatırlayamadım. Ama bir de arkadaşlar bilmeniz gereken bir nokta da şu. Diyelim ki sizin hmm, bir tane şeyiniz var. Bir buton bu butonların hepsi değil de işte bir komponent bir widget yaptınız tamam mı? Ekran yaptınız bir şey yaptınız ve diyorsunuz ki hocam işte ben buraya bir tane text yazdım. İşte bilmem ne Custom. Ya bu burası custom bir şey tamam mı? Ben buna sadece buna bu alana buton press vermek istiyorum. O zaman da arkadaşlar biz iki tane farklı yöntem kullanırız. Bir aslında en çok kullanabileceğiniz Inkwell widget'ımız. Bu Inkwell widget'ı ama sadece on tap özelliğiyle hani öne çıkan bir widget değil baktığınızda hani on tep zaten şeyi veriyor tam bu tıklamayı veriyorsan hani dokunmayı veriyor bunu kattıktan sonra arkadaşlar dikkat edin bak bunlardan biraz daha farklı bunların hepsinin kendi özel paddingi şeyi var bu sadece bu alanı bazen çünkü tasarımda paddingsiz ve sadece şeysiz alanlar isteniyor o zaman bunu kullanıyoruz ee, ama burada aslında bu widgetin asıl kullanım senaryosundan bir tanesi e, içerisindeki diğer aslında mesela on tap cancel, on double tap daha aslında kastimize edilebilir bir e, size buton yaratmanızı sağlıyor. Yani buradaki butonun aslında yegane özelliği bu. E, burada başka burada buton olarak yani diğerleri de vardı da bir de gesture, gesture'ımız vardı. Ben ona girmek istemiyorum yani. O o da o kullanılır ama ben burada benim benim genel projelerim hepsinde arkadaşlar bu bu 5 6 buton genel hayatta bana yeterli oluyor. Yani ben bunun üzerine her şeyi yapıyorum ve projelerimi geliştiriyorum. Peki içerisine girdiğinizde neleri bilmeniz gerekiyor? Şimdi tabii ki öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bazen ee, işte müşteri ne bileyim müşterinin durumuna göre bu butonun kapanması gerekiyor ya yani bu butonun tıklanamıyor olması lazım aslında bu son zamanda enable bir tane propertisi gelmişti ama ne o çok önemli değil ama biz şöyle kullandığımız çok senaryo oldu şöyle de kullanabilirsiniz yani eğer siz bunun on pressine nal atarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi Default olarak bunu e, disable ama bakın tasarımsal olarak da farklı gösteriyor. Her butonun hemen hemen hepsinin bunu özel hepsi bakın aslında burada şunu göreceksiniz. Optional parameter yani on press'i vermeseniz de aslında null alabiliyor. Ve null attığında da hepsinin kendine özel bir UI dizaynı var içerisinde. E, ekranlarınızı geliştirirken bunları da kullanabilirsiniz. Ne oldu şurası bir. Heh, geldi herhalde. Gerçi yanlış şey vermişiz. Şuna verdik değil mi? Ben de diyorum ki niye al oldu göremedik. Evet şuna Mesela nal verdiğimde Evet gördüğünüz gibi mesela tıklamıyor. Flat buna özel bir durumu yokmuş. Bu arada bazen bende şu cast mesaj şunlar otomatik gidiyor. Ben onu da göstereceğim size. Benim burada ayarlardan ötürü ee, şu an öyle oluyor. Önemli değil yani. Bu otomatik constant'ı neden koyduğunu falan da konuşacağız zaten. Zamanımız bol. Yani burada bu butonları gördüğünüzde bunları biliyor olmanız yeterli. Peki bilmeniz gereken öbür nokta ne diyeceksiniz? Peki tabii ki de bunların customizasyonu. Tabii style'a özel yani tekste özel bir şey yapacaksan tabii onu burada vereceksin. Text'leri konuşmuştuk zaten bol bol. Ya buradan vereceksin text style'la elle. E, ne konuşmuştuk? İleri seviye kullanmak istiyorsam temadan okurum hocam. Temadan okurum. Buradan style'ımı böyle veririm mesela text ama. Ben bunu talep ederim mesela. Hani hiç bilmiyorsam bile ben bunu zaten kolayca yapabileceğim biliyorum hoca göstermişti. Bunu kullanıyorum burada. Bu okey. Peki e, butonu özelleştirmek isteseydik arkadaşlar. Orada da aslında iki tane durum var. Hani eskiden böyle değildi. Bu son zamanda buna çevirdi. Tabi bu durumda muhtemelen e, daha farklı bir yaklaşım geldi. Peki nedir arkadaşlar? Bakın bu style propertisi birden bu button style alır. Tamam mı? Button style biraz değişik bir property. Dikkat edin şimdi mesela bakın şurada mesela e, normalde elevation ya da işte bu propertleri minimum size gibi bunlar aslında normalde daha böyle sabit değerler alır. Ne bileyim 10 alır 5 alır bunları kabul eder. Burada farklı bir yapı var. Buradaki farklı yapı ne diyeceksiniz? Bakın burada material state property diye bir yaklaşım var aslında. Material state property. Onun da şöyle, ben buna çok girmek istemiyorum ama şöyle gireyim sizin için bir tık bine bize. Bakın burada arkadaşlar neleri yapabiliyorsunuz? Ol derseniz problem yok. Ol şu demek. Ya ben bu background color'ın her durumuna karşı meta state property generic bundan da yine ben anlatacağım bu kursun içerisinde ama Dart kit kısmında bunu bol bol anlattım. Bir color vereceğimi söylüyorum ve buna da diyorum ki bak burada red mesela. Şöyle yaparım. Şurayı yanlış yere koydum muhtemelen. Şöyle yaparsam Mesela bunu otomatik olarak kadar çeker. Ama şimdi bu neden peki bu oldu hani ne farkı oldu? Peki burada arkadaşlar bakın resolve with diye metot göreceksiniz. Ve bunun içerisinde arkadaşlar şunları yakalayabiliyorsunuz. Şöyle bir switch case yapsam. States'i şöyle bölsem. Ya da şöyle yapsam daha iyi görür belki. If states desem arkadaşlar tamam mı? Bakın states'in içerisinde şunları alabiliyorum. Mesela states, şöyle contains atayım. Burası bir, bir tık karışık ama göstereceğim şimdi size. Material state dot. Mesela arkadaşlar şöyle. Pressed. Mesela şöyle bir şey yapabiliyorsunuz butonlarınızda. Bu kadar custom etmek isterseniz. Return colors nokta mesela colors nokta green. Öbür durumda, herhangi bir öbür durumda return colors nokta white. Mesela arkadaşlar. Mesela colors white geldi bak bastım yeşil oldu. Yani ee, burada bu şu şekilde bir kullanım sayesinde arkadaşlar şu kullanımlarla ee, butonlarınızı bu yazdığınız şu şekilde kod yazarak aslında custom edebiliyorsunuz. Herhangi bir duruma karşı durumlara karşı. Açıkçası bizim projelerde çok buna ihtiyaç olmuyor. Yani butonlar için genelde ee, yani bu kalırı belli ve işte işte disable durumu belli falan filan ondan dolayı aslında ben daha çok şu şekilde kullanmayı tavsiye ediyorum sizin için mesela burada da hani bunların bütün stilleri bu şekilde önceden böyle dedim bu işte yeni dönemde gelenlerden özelliklerden burada arkadaşlar şöyle kullanırsanız daha iyi bir kullanım outline buton yazarsın nokta style from göreceksin arkadaşlar style from dedikten sonra bakın benzer propertiler mesela background color dikkat edin bu kez color alıyor çünkü o diyor ki ben outline'ın guideline'ını kullanacağım. Burada sen custom bir bottom style oluşturuyorsun. Burada outline'ın zaten bir style guide'ı var. Ona göre. Bunun colors.red nokta red diyorsun. Farz misal. Bak burası red oluyor. Veya bu işte burada border'ları veriyorsun falan. Mesela burada şimdi mesela burada neler göreceksiniz? Burada önemli olan mesela size şey gösterelim. Burada mesela shape vardır muhtemelen. Aynen. Mesela shape Default'unda Outline Border gelmiş Outline Border bunu Outline Border şurada Mesela siz şey yapabilirsiniz Outline şöyle yapsam yanlış mı veriyorum ne almış Outline Border doğru ha burada şey Rounded Rectangle Border vereceğiz mesela Rounded Rectangle Border olabilir Circle Border burada yer mi Evet yer mesela circle border verdim gördüğünüz gibi mesela arkadaşlar ee, yine bunların detaylarından yine ilerlikçe konuşuruz ama kafanızda bir hani border çeşitleri olarak şöyle bir kalsın mesela borders mesela gördük şimdi ama hani bunları yine hani önden bilmeniz önemli ama hani ilk başta dediğim gibi hani ilk yola çıktığınız şeyde bunlar gözden kaçabiliyor vardır mesela bunlar ya bunlar arkadaşlar bunları buraya not olarak bırakıyorum bunları yine birlikte konuşacağız ama burada buton üzerinde bu kadar girmeyeceği gerek yok yani aslında butonu custom etmek istiyorsan ve standart olacaksa bak buradaki özellikler belli işte padding'idir işte padding'i buradan arttırır azaltırım mesela bakın padding'i padding değiştireceğim için hızlı veriyorum ben size göstereceğim bunları dedim ya hepsini göstereceğiz problem yok ama burada bilmeniz gereken ha padding varmış, padding ne oluyormuş? Edge inside ha bu da böyle bir property var. Ha all ne demek? on. Aslında biraz mantıkla kullanmak gerekiyor yani. Ben şey karşıyım yani. Hani standart bir öğrenim istemiyorum ben. Sizin kendi e, düşüncelerinizle, düşün düşüncelerinizle hep katın yani geliştirme. Ya bu padding, padding bu demekmiş. Padding edge inside ol demekmiş. Hayır. Ya padding kullanırken ben buna bakmışım. Bu da buna göre demek ki bak edge all geliyormuş. Tam bak bu bunun ilişkilisimiz. Bu da bunun faktör metodu aslında. Kafada böyle otursun ama butonların genel mantaliteleri bunlar arkadaşlar. Nal durumu, bu durum. Bir de ikinci olarak tabii ki on press durumları. On press durumları da bizim butonu zaten ana ana noktaları aslında düşündüğünüzde. Yani ee, yani bir butonda hani başka zaten ne olur diye düşündüğünüzde başka bir durum yok aslında. Peki biz butonda on press üzerinde ne yapıyoruz diyeceksiniz. Hani on press bizi nerede ee, hani hayatımızı zorluyor veya on presin en çok kullanıyoruz. İşte müşterinin bizden verdiği logikler aslında burada giriyoruz. Mesela servise istek at. Mesela burada servise istek atıyoruz. Mesela sayfanın rengini düzenle. Mesela işte ne yapmak isterseniz yani on presin sizin için hayattaki karşılığı müşterinin ya da herhangi bir user'ın ekranda butona basıp yapacağı işlem demektir. Burada anlamanızı ve bilmeniz gereken nokta bu. Yani bu şunları bilirseniz bundan can feda, bundan daha fazla aslında detay bilmenize gerek yok. Ee, burada belki bir trick point olarak size şunu verebilirim. Hocam peki hani e, bunun size'ını vermek isteseydik. farz misal buna size vermek istiyorsan öğrenmiştik. Size it box veririm. Size it box da bunun width'ini de mesela işte 100 veririm farz misal. Ya da şöyle 200 veririm şöyle neresini alıyor mesela? Bak mesela 200 veriyorum. Dikkat et içindeki değişmiyor. Çünkü aslında bu dışarıyı arttırıyorum ya. Peki şuna verseydim ne olacaktı mesela? Size box'la buna verseydik ne olacaktı? Bak nereye geldi bu data zanyar yer? Bunu da almattık. Neresi bu? Heh. Aslında bak şu içindeki shape'den ötürü sıkışmıyor. Şey bir kaldıralım şöyle bir. Bak gördün mü? 200'ü verdim. 200'lük alanı kendisini scale etti ve burada gösteriyor. Bu şekilde de aslında butonun hani width and verebilirsiniz ama e, hani container'larda konuşmuştuk zaten. Size box'ları kullanırken bu şekilde çok kullanmayı doğru bulmuyoruz bizim projelerde. Neden söylüyorum? Mesela müşteri dedi ki yine ya Veli dedi işte Mesela nerede yapmıştık? Hani şöyle bir buton yapıyorsun ya. Bu butonu yaparken aslında burada size it box hani size'ı vermene gerek yok. Neden biliyor musun? Zaten bak bu butonun şurada aslında komponent olarak şunu mesela biz burada yapıyor olsaydık mesela arkadaşlar. Şöyle yapalım. Araya bir tane hmm, ne yapayım şöyle bir boş boş bir alan atayım. Container atayım şöyle bir tane height şöyle 200'lük değil mi? Buraya da bir color atalım. Colors white. Şöyle bir şu konteyner atayım aşağı geçir Şimdi mesela arkadaşlar şunu yapıyor olsaydık. Buna baktığımızda biz ne anlamamız lazım? Elevated buton lazımmış. Evet bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bütün butonların arkadaşlar hemen hemen bütün butonların e, mesela floating'in bir tık daha fazla var. E, ikon diye propertleri oluyor. Bu ikon propertleri de aslında özelleştirilmiş hali. Farkı ne diyeceksiniz? Yine ikon ikon oluyor bunda problem yok. Ama mesela burada label diye bir property karşınıza çıkıyor. Yani aslında ne demek bu? Mesela ikona ikon atıyor olsaydım şöyle. Mesela bir ikon attım buraya. Buraya da bir tane text properties koydum diyelim. Mesela burada ve yine aynı şekilde on parasını verdim buraya. Bu aslında şu anlama geliyor. Şöyle biraz daha kastım gözüken. Bakın şurada mesela gördünüz mü? İkon ve textin yan yana olduğu bir komponent veriyor aslında. Bu da bu için hepsinde var bu arada. Kullanabilirsiniz. Kalsın burada silmeyelim. Buraya gelin şimdi. Mesela şunu diyorduk burada ne karşılıyor bizi? Elevated buton değil mi? Tamam. Şimdi genelde yapılan hata şu oluyor. Tamam ben bunları veriyorum. Tamam mı? Ya mesela burada ne yazıyor? Place bit. Place bit. Tamam ben bunu verdim hocam diyor. Tamam. Sonrasından diyor ki hocam diyor. What's wrong? Mesela üzerine geliyor bak. Bak arkadaşlar hata aldığınızda ilk baktığınız şey bak. Diyor ki You no know, bulamadım. Tamam abi. Bu kadar. Hiç kasmayın yani. Elevated butonu buraya verdi ya. Sonrasında arkadaşlar diyor ki ha bunun arkası siyahmış. O zaman ben style vereyim diyor. Ya Veli Hocanın işte orada gösterdiği veya işte elevated buton nokta style from derim. Background color'ını da buradan veririm. Bak burada shadow color var bir de primary var. Bu primary color'ı şu anlık colors nokta black atarım. Ama biliyorum ki ben benim, benim burada atmamam lazım. Bunu aslında temadan okumam lazım. For example şurada. Ee, şuradaki sette mesela style, buradaki style ama mesela temadan okuma kodunda şöyle hani bu tam anlamasanız da ama şu an kafanızda bunu oturması açısından elle yazmanız önemli. Ya yani bunu yazdıkça diyeceksiniz ki ya tamam bak burada bunlar var daha geliştirip daha aramaya. Sadece böyle statik style but style geç olayı değil Flutter. Yani bu architecture'ı kurarak kafanıza ilerlemeniz lazım. Ben buraya geldim mesela. Burada mesela şu anlık bir büyük bir text var. Headline 4 dedim mesela. Ardından şunu sildim şuradan. Bak buraya bu diyelim ki bu tamam mı? Araya da işte bir boşluk atalım şöyle bir tane daha. Mesela şöyle bir tane daha boşluk atalım. Onluk şöyle bir alan atalım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki böyle. Sorun müşteri diyor yani mesela bu. Şimdi bunu bunu kullanan abi. Yani bunu yazacak arkadaş. Bunu vermek için mesela şuradaki boşluğu vesaire vermek için hemen şeye koşuyor. Hocam diyor ben bunu diyor mesela ekrana göre size veririm. Aslında burada şunu vermiş olsa daha mantıklı. Mesela bu komponent yukarıdan ve aşağıdan padding propertlerine sahip. Yani bunu konuşacağız paddingleri anlatacağım size yine. Aslında buraya gelip size vermek yerine ya bu komponent hani bunu şu anlık kafanızda bilme anlamında bilin tamam mı? On ile göstereceğim hatta. Yukarıdan mesela 10 aşağıdan 10 tamam mı? ve bu komponentin sağından ve sonundan 20'lik bir alan mesela ya da 40'lık bir alanı var. Mesela bunları vermiş olsa aslında arkadaşlar şu şekilde bu komponenti kullanan adam artık ee, bir generic size vermesine gerek kalmayacak çünkü bütün sayfalarda bu yerini bulacak ve 10, 20, 30, 40 olarak aslında paddingini alıp hayatına devam edecek. Aslında bir nevi bir tık da genericliği sağlamış oluyorsunuz. Peki hocam şuradaki muhabbeti nasıl verirdik diyeceksiniz. Aslında demin göstermiştim bunun içerisinde var. Bakın burada radius shape var. Bazılarında direkt radius da bulabilirsiniz bu arada. Bazılarında var. Mesela shape'in içerisine gelip rounded rectangle border verirseniz arkadaşlar. Yine bu kafada kalması adına. Sonra özelliklerine bakıyorum. Comment space'te ne varmış? Border radius, border size. Ha, border radius tamam ben bunu arıyordum zaten. Bak border radius nasıl kullanılır? Üstüne geldim border radius bak adam zaten 0 yapmış o zaman ben de buna gelirim noktaya basarım bak adam nasıl kullanmış aynısını yaparım border radius nokta 0 tamam ben de border radius nokta yaptım bak gördüm aynısını tamam ben istiyorum ki bu komponentin her yerinden boşluk vereceğim ne istiyor baklat olarak radius yine radius yaptım. Bak geliyor burada sorkuları verebiliyormuş. Şurada daha özellikler. Şunları çok kullanmadım. Onun için hani eliptik daha böyle şeydir falan filan ama. Burada benim en çok kullandığım bu radius özelliği. Bunu da ekrana göre bakmıyorum şu anlık. 10 vermiş mesela ya da işte 20 vermiş. For example. Mesela bunu burada bu şekilde elde edebiliriz arkadaşlar. Yani ee, bu da mesela benim aslında bu kodu geliştirirken yine hani şu ekranda geliştirirken açık birçok ekranda bunu kullanabileceğim bir komponent haline geliyor. Tabi şu an Genelde bu arada onda baştan sonra, onu onda anlatacağız onun o kadar çok olmak. Yani biz genelde mobilde hep vertical yapıyoruz. Yani dikeye göre yapıyoruz. Şimdi ben burada size vertical'a göre anlatsam açıkçası bence çok farazi. Çünkü benim yaptığım 199 app'lerin hepsi bu dikeye de sadece çalışıyor. Evet bir gün belki yatayı da düşünerek hesaplarız ama daha çok şu an web'i düşünerek hesaplıyoruz. Ee, ondan dolayı ya yataya tasarım yapmanın başka standartları var. Ondan dolayı biz bu konuya girmek yerine bize daha efektif kazandıracak, daha şey yapacak konulara devam edeceğiz. Tamam bu da bu şekilde yani butonların üzerinde tabi daha fazla durulabilir ama ee, temel konsept bu kadar butonlarla alakalı. Yani aklınıza gelmesi ve yapılması açısından. Butonları da şöyle bir es geçmiş oluyorum. Özellikle butonların içerisindeki onpressleri dediğim gibi konuşacağız ama on onpresslerle ilgili bilmeniz gereken önemli noktadan bir tanesi bakın şurada şu şekilde bir hepsi bir function component dediğim şey oluyor. Yani aslında bu list ee, callbackları alıyor. Bu callbackler ayrıca de size response atıyor ve response döndürüyor. Kendi custom callbacklarımızı de yazacağız bu arada. Onların hepsi biraz daha 202 konularında işleyeceğim şeyler olacak. 101 de bunlara gerek yok. 101 de şunu bilsen yeter. Yani bunu burada paddingi işleyeceğim zaman anlatacağım. Bu ya burada yanlış, bu burada yanlış mesela. Yani bunu burada bunu aldın ya bu doğru değil aslında. Çünkü şöyle bir şey var. E, projede 50 tane play speed varsa hepsini bunu mu yazacaksın? Yazıyorlar, yazmayacaksın. Öğrenirken bunu öğrenmen gerekiyor. Bu yanlış. Ama bu öğrenme şekli olarak kolay bir yöntem. Hani bak böyle çıkıyormuş. Bunları onun için böyle anlatıyorum şu an. Hani 100 learn, learn kısmında olduğum için 101'de. Ama 202'ler, 303, 404'lere geldi. Bunların hiçbirini bu şekilde kodlamayacağız. Hiçbir yerde böyle kod görmeyeceksiniz. Hepsi bizim elimizden gelecek. Demiş olayım. Şimdi arkadaşlar. Bunu da yaptık diyelim. Butonu da kaldırdım. Press function'ı kaldırdım. Aslında scaffold'dan biraz daha devam etmek istiyorum. Scaffold'un bir diğer özelliği olan app bar'ımı konuşmak istiyorum size. Çünkü bizim projelerde yine çok fazla kullanıyoruz app bar'ı. App bar'dan biraz bahsedelim. App bar'dan yine 101'den 202 kısmına geçtiğimizde custom app Bar yapmaları falan konuşturacağım. Peki yine ne yapıyorduk? Yine bunu şu şunu projeye başlarken ezber olarak bilelim yani. Ya bir sayfa yapmak istiyorsam şu anlık böyle yapacağım hep var diyeceğim ama dikkat et bak yani bak 101 projesinin hepsini bak klasörledim hepsini dosyalıyorum yani benim sizden beklentim bunlar zaten hani nasıl dosyalayacağım bilmiyorum ya bilmene gerek yok yani birazcık burada structure düşünmen lazım ya ben bunları böyle kodlasam bunları buradan aşağı çeksem bunları aynı klasöre koysam daha mantıklı değil mi demen lazım mesela böyle böyle zaten cevap bulacaksın yani doğrudan hani mesela ben e, şeye karşıyım. Benim izlediğimden de başkasının da fark etmez. Yani birinin istediğini doğrudan almayın. Düşüncenizi katın. Yani bu adam bunu niye kullanmış deyin. Şimdi buraya geldik yine best practice'imizden scaffold hocam sayfa yapıyorsak. Ve hoca demiştik ki bizde sürekli app bar var. Şimdi app bar gerçekten 101'ün önemli konulardan olduğu için ele alıyorum. Yani bilmesi gereken ve projelerde çok fazla kullanıyoruz. Yine en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi. Buna da app bar view de app bar learn view diyeyim. Tamam main dart'a geldim. Şimdi arkadaşlar bunu da geldim buradan ekledim. Şimdi arkadaşlar gerçekten hani bizim mobil app'lerde en çok kullandığımız komponentlerden bir tanesi de bu app var. Yani yine e, Apple's abimizden şöyle bir referans edebilir miyim diye bakacaktım da. Applabs'e zim şuradan şöyle size bir Applabs'ten referans açalım. Yani mobil app varsa bence şey olmama imkanı yok. Yani yüzde %100 kesinlikle bir app bar vardır. Bak mesela Discover yazmış. Bak mesela şurada Sofa Set yazmış mesela burada yapmış. Farz mesela şunun gibi bir app bar yapmış. Bla, bla. Yani app bar gerçekten hani e, ekranınızı geliştirirken bilmeniz gereken ve hangi güçlere sahip olduğunu bilirseniz kodlama açısından size avantaj sağlayacak komponentlerden bir tanesi. Zaten bak size demiştim. Yine hani scaffold'un içerisine girdim. Bunları önce dene zaten. Ya bunlar ne falan. App bar varsa, app bar vardır demiştim zaten size. De. App barı kullanıyorsunuz, bunda problem yok, bu buraya geldi. Şimdi app bar'da arkadaşlar, biz temel olarak en çok şu özelliği kullanırız app bar'ın. Textleriz, burada da mesela, mesela işte Welcome, Learn, deriz mesela. Şimdi title'ı verdik arkadaşlar. Şimdi bakın, yine best practice yapıyorum. Diyelim ki böyle bir sayfa yapıyorum, tamam mı? Bak, ne olur? Bu sayfayı yaparken şunu biliyor olmanız lazım. Dart'ı da izlemediğinde onu söylüyorum. Ya ben bir tane variable yapayım. Title diye bu welcome learn'ı burada tutayım. Yani bir widget yapıyorsanız, bir ekran geliştiriyorsanız hiçbir zaman için bunları burada tutmayın. Yani bunların hepsi buralarda olacak. Neden? İleride konuşacağım, anlatacağım size. Localization konularında bunu anlayacaksınız zaten. Bol bol neden bunu yaptığımızı ve neden bunu kullandığımızı. Şimdi. Bunu da aldığınızı varsayıyorum. Welcome learn, Welcome learn konusunda kafamızı aldık, ee, kullanıyoruz, projeyi geliştiriyoruz. Bunda problem yok. Şimdi title hani dediğim gibi basic olsa bile bunu yapın. Yani stringlerinizi buraya çıkartın. Bu kadar basit aslında. Yani bir müşteri baktı mı ya burada 50 tane mi oldu? Ya, bu gözüne zaten bak zaten burada olmaması gerekiyor konusu gelecek zaten. Ama buraya koymayıp mesela ne yapıyorlar? ne yapıyor mesela adam? İşte böyle yapıyor mesela. Hani siz de yapıyor olabilirsiniz ilk başta. Belki şey ama yapmayın. diye benim benim bu kursun ben farklı olarak bunların olmasını istiyorum zaten. Hani buraya geldim ben 101 yazıyorum. Lanana, lanana, böyle 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 böyle. Bu değil. Yani bu yanlış. Yani bu, bu yani bunların böyle iç içe girdiğini düşünün. Bu yanlış arkadaşlar. Yani burada ben şunu yapabiliyor olmam lazım. Yani ya buraya yazarım ya da basic olarak bir tane klas oluştururum. bunu da bahsedeceğim size tabii biraz biraz daha ilerledikçe bu detaylara gireceğiz hepsine. Hepsinden size örnekler yapacağım ama basic'ten ileri seviyeye doğru gidecek ya zaten burada anlatacağım onların hepsini ama ya yani burada bunun böyle bay, yani en kötü olarak burada olması gerektiğini bilin. Sonrasında arkadaşlar. Peki burada bize hep bardağınlar karşılıyor. Hep bardağın aslında en önemli iki tane propertisi var. Bir leading. Leading propertisi. Leading propertisinin genelde şunu görürsünüz. Icon. Icons nokta back. Mesela bu. Fark, fark etmez. Mesela bunu görürsünüz. Ya da zaten son zaman Instagram falan gelmiş mi diye buraya. Instagram sanki so social bir şeyler gelmişti ama. Yok gelmemiş Gmail falan. Yok. Tamam. Mesela şu şunu görürsünüz ve bildiğiniz gibi aslında bu bir bu bir, bir, bir aslında bir butondur aslında burada. Hatta tabii daha e, gerçekçi olmasa adına aslında burada en çok gördüğünüz chevron back left şudur aslında arkadaşlar. Bunu görürsünüz. Yani back butonunu görürsünüz. Geriye dönüş sayfalarınız için kullanılan. Bir de burada en çok bilmeniz gereken nokta actionstır aslında. Bakın burada actions da burada aslında yine size bir kullanıcı sayfasından da bahsediyor şurada e, neler yapabileceğiniz dair. Ama burada arkadaşlar en çok kullandığımız propertilerden bir tanesi de e, dediğim gibi action'lardır. Action'lar bizim için önemli bir noktadır. Kullanırken property olarak. Peki neyi sağlar? Aslında sizin şu sağ tarafı kullanmanızı imkanı sağlıyor. Genelde arkadaşlar burada ne oluyor dersiniz? En çok bildiğiniz aslında hani bir ikon batın atalım. Öğrenmiştik çünkü. Bir ikon batın atacak olsaydım buraya bir ikonu öğreneceğiz şimdi zaten. İkon koyacak olsaydım mesela şöyle ikon nokta menü dot, dot nasıl çıkar acaba bilmiyorum ki. Menü yapalım şöyle arkadaşlar. Mesela şöyle tri dot menü şey var mıydı hani ya mesela mesela şu da olur yani orada mesela bu da olur mesela. Hani çok bildiğiniz şey aslında burada bir tane böyle butonun olduğu bir alandır. Yani aslında kodunuzu yazarken hani yine kodlarken ha action'lar buraya gelmeli ve burada bu item'lar olmalı diye kendinize söylüyor olmanız lazım. Action'a biz genelde ben bir de şeyi çok koymayı severim. E, sayfada şimdi onlardan yine servis istekleri açacağız. İnternete çıkacağız. İnternetten geleceğimiz durumlarda arkadaşlar Circle of Progress Indicator diye bir komponentimiz var. Mesela şöyle geliyor. Bunu da genelde şöyle kullanırız biz bu arada. Center deriz. O ortalar kendini. Genelde sayfa isteklerini yapmak için de burada yönetimler yaparız. Yani aslında action olarak bilmeniz gereken önemli noktadan bir tanesi de bunlar. Yani e, action'larda genelde yani şuranın özellikleri konuşulur. Bak dikkat ettiysen buraya verdikçe kendi kendine bu tarafa attı. Bir de burada arkadaşlar bizim için şöyle bir property en çok kullanıyoruz. Central title diye. Bakın bunu biz false verirseniz zaten şu an alan yetmediği için kendini oraya sıkıştırdı ama eğer bunu true verseydim mesela. Bak şöyle görüyorsun. True verdiğimde force ediyor aslında. Hep burada başlatıyor. Burada önemli olan nokta şu. Vermezseniz Android'de e, soldan başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam iOS'da buradan başlıyor. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ikisini ortaklaştırmadığını veriyorsanız buradan vereceksiniz. E, ve kodlarınızı yapacaksınız. Şimdi e, burayı kullanırken arkadaşlar mesela burada e, projenizde dediğim gibi mesela burada yine bizim en çok karşımıza çıkan şeyden bir tanesi o demin gösterdiğim tasarımda da vardı aslında dikkat edin, arkası transparantti mesela onu yapmak için de biz flutter tarafında bakın burada background color diye bir property göreceksiniz app'ın özelliklerinde burada Colors.transparent diye bir property kullanabilirsiniz. Bunu kullanırsanız arkada hafif bir opasite alan oluşacak. O da şeyden geliyor. Bunun içerisinde elevation var. Yani önde kalmasını. Bunu da genelde sıfır atarız biz. Bu sayede aslında hani sayfayı böyle birebir tasarımış gibi göstermemiz imkanımız olur. Bir diğer kullandığımız özellikler aslında burada şeyi çok kullanıyoruz. Sistem overlay style bir şey göreceksiniz. Bu da şurası arkadaşlar. Bu da çok gözden kaçar. Genelde böyle mobil app'lerde en sevmediğim şey mesela sayfa siyah. Adam buraya dikkat etmiyor. Bunu da geliyor şöyle atıyor. Bak. Böyle atıyor. Ben böyle görünce var ya kanser oluyorum. Yani benim kendi işim olsa bile. Bu tarz işleri de buradan arkadaşlar. Bu sistem overlay style üzerinden kullanarak e, app bar üzerinden status barımızın rengini update edebiliyoruz. Bu da bence çok önemli bir özellik. Yine çok çok kullandığımız brightness duplicate oldu onu kullanmıyoruz. Şu flexible space'lere falan şu an girmeye gerek yok. Onlar önemli değil. Burada arkadaşlar leading with bakın default'unda 56 diyor. Yani sol taraftaki bunu isterseniz 23'e çekip biraz daha bunu başa alabiliyorsunuz. Yine projelerde lazım olabiliyor. Burada arkadaşlar bir de mesela şu action icon tema var. Buna girmedim ama gireceğim. Ona da konuşacağız. Icon team data üzerinden şöyle şeyler yapabiliyorsunuz. Daha doğrusu üstüne gidip bakarsak bakın. Icon team data alıyor. Bu icon team data üzerinden mesela color'ını şöyle red yap hani color'ını değiştirecek olsaydım içerideki color'ları mesela e, ve etkilenmesi gereken yerleri update ediyor kendi içerisinde. Mesela opacity veriyor, size veriyor. işte daha büyütüyor, daha küçültüyor. Burada birden fazla ikon olduğunu düşündüğünüzde ben işe yarayabilir mesela bu durum gibi düşünebilirsiniz. Yine bunu burada kullanıyoruz. Temaları konuşacağımız için bunları sadece görsel olarak kafanızı alsın diye anlatıyorum. Hani A, bunlar da varmış diyebilir. Elinizi bulaştırdığınızda anlayacaksınız zaten. Burada bir de biz shape atabiliyoruz. E, zaten bir shape'i var aslında ama ona şu an girmeyeceğim. Bakın burada text ile içerideki bu şeyi düzeltebiliyorsunuz ama zaten bu deprecate oldu. Bak bazen de Flutter'da böyle kodlar göreceksiniz. Üzeri çizgili. Bu deprecate olmuş demek. Diyor ki yani bunu kullanmayın. Ne demek istiyor? Bak burada bunu kullan. Toolbar text style'ı kullan diyor. Bak toolbar text style'a e geldiğinde yine muhtemelen aynı şeyi alıyor bu arada. Bakalım tool var textile. Bak bu da textile. Bir fark yok yani. Bu da arkadaşlar içerisinde aldığı bir property ile mesela colorla ile Apple'ın rengini update ediyor mesela burada. Veya şöyle yapayım. Toolbar textile. Doğru verdim aslında. Nereye almadı? Title'ı. Nerede bunun? Title doğru verdim. Gerçi toolbar dedi. Şuradaki itemları ikili ediyor muhtemelen. Ee, şöyle yapacak olsaydım mesela. Şöyle bak orayı düzeltiyor. Tool var olduğu için. Hani app para içine dokunmuyor. App paranın da sanki bir tema özelliği vardı ama unuttum onun Icon text ama yok onu unuttum. Neyse önemli değil o. Şimdi burada arkadaşlar son olarak bilmeniz gereken property de aslında yine sayfalarda bizim bazen kullanmak zorunda kaldığımız. Çünkü müşteriden bazen şey gelebiliyor. Ee, soldaki şu mesela back butonu var ya. Back buton normalde default gelir bu arada. Navigation'ı istediğimizde göreceksiniz. Bunu Flutter kendisi otomatik veriyor. Ama ben bunu custom etmek istiyorsam ve bunu yok etmek istiyorsam buradan bunu false atarsam bu şu demek. Sayfada otomatik olarak back butonu gelmesin demek. Bu da kafanızda bir property olarak bilmeniz gereken özellik. Aslında temel anlamda bunları bilmeniz yeterli oluyor. Şimdi gene şunu düşünmek gerekiyor sadece. Şimdi bu bu zaten bütün mesela kostlarda belki anlatılan, üzerinden geçilen nokta. Burada şu kaçı, bu anlatılmıyor. Bu anlatılmadığı için de ilk başlayan insanlar arasında yanlış ilerliyor. Şimdi burada bunların hepsi yanlış aslında. Şimdi neden yanlış biliyor musunuz? Şimdi tam öğrenirken doğru. Öğren, yani öğrenirken elini bulaştır zaten. Ama yine hani Aplaps örneğine gidecek olursam arkadaşlar. Şimdi bakın bir Profesyonel iş yapmak ne demek biliyor musunuz? Profesyonel iş yapmak demek belli bir standartın oluşması demek. Mesela dikkat edin bakın Discover, Sofia Set. Buradaki dikkat ediyor musunuz? App Bar'ın stili hep aynı. Back Buton, bilmem ne, title'lar. Yani aslında burada şunu bahsediyor. Ya ben o zaman benim projemdeki bütün bunlar için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane App Bar mı yapacağım? Hayır. İşte burada arkadaşlar yavaştan temaları da biliyor olmanız lazım. 101 de olsa. Ben size burada zaten tema dark'ta mesela bundan biraz bahsetmiştim. Bakın bu tema dark'ın içerisinden ben şunu yapabiliyorum. Bütün projenin app barına dokunmak istiyorsan bakın burada arkadaşlar. Tema dark yazıyorum. Ardından copy with diyorum. Diyorum ki bunu kopyala ben bazılarını değiştireceğim. Mesela app barı update edeceğim diyorum. App bar tema nasıl update edeceğim? Üzerine geldiğinde yazıyor zaten bak. App bar tema. App bar tema verdim. Tamam mı? App temayı verdikten sonra arkadaşlar bakın burada oradaki propertilerin ortak kullanılacak olanları burada benim için karşımda. Mesela diyorum ki benim projemde center title hep ortada olacak app Bitti. Mesela benim projemde app barların background color'ı olmayacak. Bitti. Benim projemde elevation'ları sıfır olacak. Yani hepsinin arka planı böyle olacak. Veya benim projemde color'ına mesela colors.red olacak abi. Benim projem değil mi bu? Ben böyle veriyorum. Heh. Bunu verdim mi şimdi? Bak buraya verdikten sonra. Bak burada sadece ikisini aynı de kullanabiliyormuşuz. Şundan birini kullanalım. Şöyle yapalım. Background color'ları red olsun. Hani spesifik olsun adında söylüyorum. Mesela bunu verdim mi bak şimdi ne olacak biliyor musun yeni bir tane ben sayfaya yaptığımda app para ben bu kez kod yazmayacağım yani ne demek istiyorum bunu yazmayacağım bunu yazmayacağım mesela benim projemin standartı belli değil mi belli abi o zaman benim bu standartı uyuyorsam ben zaten darkta var ama yine de ben bunu buraya veririm yani sistem UI overlay style hepsinin benim app paralarım hep böyle olacak. Bak bunu ben buraya verdim. Bu kodtan kurtuldum mu? Bundan kurtuldum mu? Bundan kurtuldum mu? Bak bundan da mesela. Bu buraya özgü verebilirsin. Genelde bunlar spesifik oluyor bu arada ama. Bak bunların hepsinden kurtuldum. Yani aslında kod böyle yazılmalı. Yani doğrusu bu. Bu app barı öğrendikten sonra sen artık yavaştan Flutter projesinde iyi bir Flutter projesi geliştirmek istiyorsan iyi bir Flutter. Bu temayı oynamaya başlaman lazım. Yani bu tema üzerinden oynarsan. Pro oynamayı öğrenirsen. Projelerinde şunu dersin. Ya ben niye her yerde yazıyorum? Kardeşim işte ben bunu burada tanımladım. Yani ben burada bunu kullanıyorum. Yani temadan yaptığım işlem de aslında bir object oriented tanımlama. Hani çok zor da bir şey değil aslında. Copy with aracıyla. Ben hep şunu baştan hala söylüyorum. Burada zorlanıyorsanız bu dediğim işlemlerde Dart kursunu bitirmeden Flutter'a devam etmeyin zaten. Yani bu an kesin gidin Dart'ı öğrenin. Dart'ı benim işte kanalda var. Öğrenin o Dart'ı veya başka bir adı öğrenin. copy fit ne demek? Neden bunu yapıyorum ama yani burada ben zaten kontekst anlatacağım ama burada arkadaşlar bazı şeyleri şok tedavisiyle öğrenmek lazım. Yani tema, ha bak böyle yapılabiliyormuş, böyle. Tamam App Bar'ın özelliklerini öğrendim Öğrendim. O zaman ben şunu, tamam ama bak yanlış. Adam diyor ki bu yanlış. Bunu burada verirsen bu sana gerçek hayatta bir şey kazandırmaz. Bu sadece sana böyle öğrenci projesi hayatın boyunca yaparsın ve ilk işinde müthiş batırırsın. Genelde ilk işlerinde batmasın sebebi hep şu. Biz de ilk başta batırdık çünkü bize hep böyle anlatıldı. Ama ben eğer bilseydim ki ya ben hep barı böyle kullanırım ve tamayı burada verebiliyorum. Ben zaten böyle başladım kodlamaya ve bunun üzerinde ne kadar bozuk olsa da burada da hatalar yapabilirsin. Problem değil ama ama yani 50 sayfada 50 tane farklı yapar bar görmezdim en azından. Yani belli bir standart yoruldum. İstediğimiz sizden de şey bu aslında. App barı da arkadaşlar aradan aslında yedirip konuşmuş olduk. Şimdi app barı konuştuktan sonra ben size e, ikinci konuşacağımız noktaya geçeyim. Hep konuşuyorum yine sayfalar içerisinde. Icon learn yapalım bir de sizinle. Icon learn. Start. Aynen. Yine ezberimizden yapıyoruz. Bu, bu içerim bu kısmı şöyle gitsin. Bundan sonra Stateful widgetları stateful widgetları koyacağım zaten. Icon bir Aynen. Sonra bak. Ya gözünü seveyim. Orada yazmışız zaten Adamın teki yazmış bu app burada. En azından içim rahat. Düşünsene. ya yani gerçekten görmesem hani şey derim de. Yani böyle anlatıp böyle anladıktan sonra ilk başta gözünüze oturmasa bile. Ha app bar bak böyle kullanılmış. Widget trisini anlattık zaten. Baştan beri widget nasıl çiziyoruz onları konuşuyoruz. App barı böyle kodluyormuşuz. Tamam. Ama ben burada şunu biliyorum. Ya bak bu projeyi açtım. Ya bunun burada olması lazım. Yani eğer bütün hepsi transparent olacaksa böyle veririm. Yani ben artık ikon learn'ımda bunu eklediğimde şunu derim. Ya benim içim rahat abi. Yani İster istediğini kullansın. Bu değil tabi de. Bu. İkon learn view. Yes. Mesela ikon learn view verdim de arkadaşlar. Benim içim rahat. Ben buraya gelip title'ımı verdim de mesela. Derim ki text'i işte. Hello mesela farz misal hello derim buradan geçerim. Hatta bunların hepsi bold olması gerekiyorsa yine burada tanımlarım falan filan. Bu temayı da bu arada tabii konuşacağım. Yani tabii size bol bol anlatacağım. O hani temayı kastım olarak yazma nedir? neden yapıyoruz bunları anlatacağım tabii ama başta bunları bilin. Öğrenirken bunları bilmeden geçmeyin yani. Hani bu doğru değil. Doğrusu benim ikinci anlattıklarım. Birincisi bilmeniz veya sürekli app bar yazın gelin buraya. Deneyin. App böyle böyle böyle. Ama sonrasından yapmanız gereken kısım ikinci kısım. Yani bunları daha iyi koda geliştirme. Ben size zaten burada onu göstermeye çalışıyorum. Öğren ve iyisini yap. Bu içeriğin ana mutlusu. iyisi de ama burada. Yani hani onu da başka gidip size kurs da sat, yani ya da kurs satıp satmıyorum da onu da satma bir içerim yok. Size iyisini ve mantığını aynı anda gösteriyorum ki öğrenirken kafanda bu algı oluşsun. Zaten öğrenirken yani bir tık zorlanmıyorsan bir tık hani o kafada oluşmuyorsa yani doğrudan ilk bak mesela düşünsene bir iş öğreniyorsun bir iş yapıyorsun hayatında ve doğrudan ilk okuduğun şey direkt doğru geliyor. Orada bir problem var. Yani çünkü hiç bilmediğim bir şey ilk başta o kadar kolay gelmemeli. Yani onun bir trikleri olması lazım biraz daha zor şey. Onu ama başta görürsen kafanda he böyle geliştirmeliyim algısı gelmiş olacak. Peki ne yapıyoruz? Yine body'sin arkadaşlar. Kalın widget'ımı aşağı aşağı alt alta kaçacak. kullanımı geleyim. Şöyle children'larını vereceğim. Bunu da bu arada konuşacağız bu hayatları da. Şimdi arkadaşlar çok çok söyledim kavramadım bir tanesi de ikonlar. İkonlar nedir arkadaşlar ben size söylemiştim. Material bize Flutter Kit'i default'ta Material'ın ikon setini veriyor. Yani hangisi onlar? Ee, material Icons desem şöyle hepsi gözükür sanki. şurada gözüküyor mü acaba? Yani bu buradakiler hani bu bu neymiş ya? Aa, bu şey değil miydi ya bu? Zamarike? iki. Yok o da ona benzer bir şey yapmışlar. Muyi, Bawi. Şimdi bir dakika. Nerede bu? Ya o hep dört parti stereo koskoca bizim metalımızın kendini seyozdu neden üçüncü sıra çıkıyor güzel kardeşler. Evet. Burada gördüğünüz ikonlar aslında arkadaşlar. Bize verilmiş oluyor. Burada detay olarak neler bizde veriliyor. Ee, Bolt ya da aslında bize burada şeyler de veriliyor. Hmm, neydi onun adı bakın şurada şeylerden bahsedecek. Şurada bahsediyor mu? Roundları, squareleri işte belli başlı formatlar aslında bize veriliyor arkadaşlar. Bunları da biz kullanıyoruz. Mesela şurada örneklerini vermiş. Anlatımlarını yapmışlar falan filan. Bu, bu, bu anlatım güzel bir anlatım aslında. Bak bunu neden çizdikleri hani ikon deyip de geçmek lazım. Gerçekten çok fazla detay var. Ama Flutter tarafında bu oldukça basit kullanılıyor. İkon diyorsunuz. Aslında dediğim gibi eğer mantıklı bir isim varsa mantıklı bir çözüm hep vardır. İkon diyorsunuz. ikonu veriyorsunuz. Ardından da bakın. Böyle gördü ya yine hata verebilir. Hata verince direkt üstüne okuyun yani. Burada ya bak bir tane positional argument. Bir tanesi named parametre var. Bir tane positional'lar var. Bunlardan bahsettim. Dart'ta bahsettim ama Flutter'da bahsedeceğim. Bak bunun üzerine geldiğinde şurada görüyorsun bak. Parantezden sonra böyle bir şey kullanılmış ya. Eğer böyle kullanılmışsa bunu vermek zorundasın. Şunları vermesen de olur. Çünkü bunda süslü parantezin içerisinde. Süslü parantezin içerisinde. Başında required yazmıyorsa. Demek ki bu e, vermek zorunda değilsin. Ama burada parantezin içerisinde ise ve doğrudan vermiş yani direkt op, buna direkt parametre atmış yani direkt parametre olarak tanımlamış. Bunu vermek zorundasın. Peki nasıl veriyorsun? Direkt üzerine geldiğinde demiştim. İkon diyorsa mantıklı bir isim varsa ikon's'tur. Ve şurada arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken nokta. Mesela mesajdan verecek olursam size dediğim gibi bakın Dört farklı formatta aslında bu mesajları veriyor size. Ve genelde insanlar arkadaşlar ee, bunları entegre ediyor projelerine. işte özellikle nasıl kullanıyor diyeceksiniz. Özellikle bunlar arkadaşlar ikon butonlar gibi komponentlerin içerisinde bunları aslında yediriyor burada ikon diyerek. Ve bunu da on işte vererek bu komponentlerini projelerinde entegre ediyorlar şöyle bir kullanım oluyor. İşte buradan da tıklayınca işlerini yapıyorlar. Tabii burada önemli olan nokta ne diyeceksiniz? Burada aslında bunun propertleri birinci önemli olan nokta. İkinci önemli olan nokta ise arkadaşlar ee, projede ekran geliştirirken şöyle bir şey olmaması lazım. Onları da söyleyeceğim. Şimdi normalde direkt işte ben sana bir mesaj desem mesajı kullanırsın. Bunu işte herkes yapıyor ama ben şimdi şimdi size şunu söyleyeceğim. İşte son dizaynlara bakın. Genelde UI praktisi outline'ları kullanırlar. Outline'lar müşteriye ve insana daha hoş gelir. Bu kere outline'ları kullanmaya özen gösteriyor bu bir. İkinci olarak arkadaşlar burada kullanmamız gereken 3 tane alan property var aslında. Color, size and direction so, so Ama burada color ve size bizim ana noktamız. Color nokta şimdi ikinci noktaya geliyoruz. Mesela bu, bunu şey yapacaksın. Colors nokta red dedin tamam mı? Tamam dedim kalsın. Colors nokta red problem değil. Ve bunu red yapacaksın. Ve buradan da geldin dedin ki benim projemdeki işte size'ım bunun 24. Tamam mesela da işte daha büyük olsun 40. Mesela şöyle 40 yaptın. Sonra müşteri geldi dedi ki sonra ben bunu butondan böyle istiyorum. İşte başladın yaptı ya böyle 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 böyle. Ya bak burada bile gözüne bir şeyin çarpıyor olması lazım. Ya hocam bu komponent bu sayfa nasıl olacak? Tamam ben ikon öğrendim. İkon kolay. İkonun propertileri Böyle Burada bunun üzerine koyman gereken noktayı biliyor musun? Bir. Çok basit ya. Hani hiçbir şey yapmıyorsun. Tamam mı? Gel bir tane class yap. Deki class'ın ismini. Bir sınıf oluştur. Icon sizes de mesela. Tamam mı? Böyle bir class diyebilirsin. Sonra gel buraya final integer mesela de. Tamam mı? Buraya geldi ki mesela. Benim mesela. Burada şey kullanabilirsin. Icon small mesela. Ve buna 40 diyebilirsin mesela. For example. Bu ikon 40'ı dedikten sonra arkadaşlar buna gelirsin. İstersen bunu burada statik olarak tanımlayabilirsin. Hani bunlardan farkları var gösteriyorum. Ama ben genelde hani e, statik kullanmayı çok hani tas, e, tavsiye etmiyorum. Hani bu tarz işlemlerde. Ondan dolayı mesela buraya verdin. Hani ikon size klasının içerisindeki mesela ikon small'ı buraya entegre ettim mesela. Diyelim buraya verdin. Ya da işte bu zaten bir klas değil mi hocam diyorsun. Bu double miymiş? double verirsin. Aynı oldu. Heh. Mesela burada arkadaşlar bu bir instance değil mi sonuç olarak bir class değil mi? Ya ben bu class'ı burada da entegre edebilirim aslında. Bakın final. Aslında bir, birkaç tane de yöntem var da şu an basic olarak bunları bilin. Icon size. Ya ben bunu hocam ben bunu burada çağırırım. Tamam mı? Bu projenin her yerinde bunu kullanacak kişi bak bunlara gelir. Icon size nokta icon small verir. Yani şunu yapmak için sizi işte mesela ilk başlıyorsan belki object oriented bilmiyorsun. Başka dillerden geliyorsan vesaire Bunları yapabileceğim böyle bir ortam varken bunları direkt elle vermek bir katliam. Yani bu bir katliamdır yani. Flutter'a katliam yapıyorsun. Bunu yapmaman gerekiyor. Mesela icon size'ı verdim. Bunları böyle kullanıyorum. Peki diğer katliam ne? Colors dedim bu şekilde verilmesi. Ya bak yine aynı mantık. Gelirsin buraya hiçbir şey yapmıyorsan bile. Buraya gelirsin. Icon. Icon colors. Sonrasında bak şimdi ben size ne göstereceğim. Sonra bak color name generator. Tamam mı? Hani ben isim de vermeyi bilmiyorum. Çünkü ben de vermeyi bilmiyorum. Buraya geldin arkadaşlar. Bak burada. Bak buradan ben böyle bir kırmızı var. Bunu seçtim mesela. Adı Froly'miş. Mesela buymuş. Şimdi kalırları konuştuğumuz zaman size bunlardan bahsedeceğim. Bunların detaylarından kalırları konuşacağız da. Şu anlık şöyle bilin. Ee, color diye bir tane property yapacağım. Adına Froli vereceğim. Neden Froli veriyorum? Neden red vermiyorum? Çünkü şunu diyeceğim. Ya bana müşteri sorun da ben orada Froli diye bir color kullandım. Hani spesifik olarak adını vermem gerekiyor. Sonrasında buradan arkadaşlar bakın hani color'ı kullanırken zaten anlatıyor bak nasıl kullanabileceğine dair. İstiyorsan hani direkt şöyle verebilirsin diyor. 0xff 0xff Bakın şuradaki kodu kopya edelim. Şu anlık bunları konuşacağımız için çok umursamıyorum şöyle. Geçiyorum buradan. Ardından arkadaşlar bunu verdim mi? Icon colors da yine aynı benzer şekilde. Bak buraya initialize edersin. Icon colors. Icon colors. Ha bunun statiye nazaran farkı ne olur? Hani statiye nazaran. Biz genelde hani şöyle mesela hani onu da, da bir yapayım da bir saniye. Hani anlat bana önce. Froli mesela bak tertemiz. Froli. Şu üçüncü butonu bırakacağım. Diğer ikisini de sileceğim. Bir tekrar çalıştırma istedi aşağıda. Mesela gelsin arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Bak en azından hani 101 seviyesinde arkadaşlar şu şekilde yapabiliyor olmanız lazım. Yani bu çok zor bir şey değil. Yani gerçekten çok esnek ve çok rahat bir şekilde kodur. bir class kodu yazıp içerisine bir tane variable verip bu variable da buradan çağırıp yapabiliyor arkadaşlar. Yani bunu öğrenip bu şekilde kod yazmayın. Tamam mı yani hatalı? Bak hani böyle söylüyorlar falan filan ben size direkt hani ben çünkü böyle şeyleri sevmiyorum. Ya şöyle kullanabilirsin. Ya hani o oraya... değil. Hayır yanlış. Yani ben burada 40 ne yapacağım? Bütün projede her yere 40 mı yazacağım? Ya yani bunu git bir tane klastan okut, bir yerden okut. Yanlış olsa da bir yerden okut ama bunu elle verme. Peki şimdi dostlar tabi bakın hani diğer senaryoda şunları da kullanabilirsiniz bu arada hani sizi çok çok büyük bir zarar uğratmaz ama dikkat etmek lazım statik kullanımlarında yani hani şundan bahsediyorum hani account small 2x olsun şu anlık mesela bu da 80 olsun mesela. Hani dediniz ki hocam dediniz ben her yere hani bu şöyle bir şey var hani şişt, şöyle göstereyim. Ee, hocam ben şimdi zaten icon size benim genel olarak kullanacağım bir property. Yani bu instance hep ayakta olacak ve ben bu değerleri kullanacağım. Ondan dolayı aslında ben bunu bir statik instance yapsam. Hani bu variable'ları statik olarak tutsam. Yani bellekte. Yani çok benim zorar, şeye zorar mı? Aslında bunlar senin çok büyük zararı uğratmaz ama dikkat etmek lazım. Hani ee, yani belli bir set oluştuktan sonra yani buraya gelip 30, 20, 50 her şey eklenmez. Yani projenin de belli bir color seti ama şöyle de kullanabilirsin mesela. Hani bunu şöyle yapacak olsaydım. Böyle de kullanabilirsin mesela. Bir yöntem daha var enumeration. O da benzer bir statik kullanım olduğu için aslında çok fazla arasında bir fark yok. Ama yine onlar da kullanılabilir. Şimdi tamam bunları kullandın. Onda ee, onu da e da göstereceğim size ilerleyen zamanda. bunları kullandın arkadaşlar. Bunda problem yok. Şöyle bir araya da bir tane boşluk atalım. Şöyle. Şimdi. Peki. Bunun doğrusu ne diyeceksiniz tabi. Hocam şimdi bunlar doğru mu peki? Tabii ki de arkadaşlar bunlar doğru değil. Hani icon size doğru olabilir. Icon size'ı projenin üzerinde bu şekilde yönetebilirsiniz. Ama icon size'ları da aslında e, projenin Tabii demin bahsettiğim noktada bir yöntemi var ama şöyle bilin ikonu böyle yönetin ben kalır arıyorsam da hocam temadan alırım bak temanın üzerinden alırım neden çünkü adam temanın üzerinden almamak ne demek göstereyim şimdi size mesela bu temanın üzerinde color çama göreceksin bunun içerisinde error göreceksin error genelde kırmızıdır tamam hani sen 101 yapıyorsan zaten kırmızı arıyorsun yani kırmızı kırmızı peki bu neden önemli yani bu adam bu temayı alır light yapsaydı mesela Bak onların hepsi florik kalacaktı tamam mı şimdi error üzerinde belki çok büyük fark gözükmedi tabi ama belki e, nerede daha büyük bir fark gözükür background colorlarda daha iyi gözükür şimdi şu neredeydi mesela, mesela background kalır yapayım şöyle bak background kalır yaptım mesela buradan geri geliyorum hani farkı anlamadığı için diyorum. Bak dark yaptığımdaki kalırla white yaptığımdaki kalır değişiyor. Yani aslında buradaki anlamanız gereken nokta şu. Yani ben temadan verdiğimde ha yani farklı temalara jenerik olarak şey yapıyor. Ama ben buraya flory yazarsam bu bütün proje flory kalacak. Yani hep kırmızı bu renginde kalacak. Bunu anlamanız gerekiyor. Yani ikon dipine geçmemek lazım. Yani bunları düşünerek ikonları yapmak var. Değil mi? Yoksa ikon size 35 verir. Değil olay. Yani ikonu yaparken ama en doğru yöntem. Ee, bir doğru da hani aslında biraz daha ilerleyen seviyede size inamlarla yapmasını göstereceğim. Ama aslında e, bu şekilde yapıp projenizde kullanabilirsiniz. Ha peki bir tık üstüne gider miyiz? Onu sonradan anlatacağım. Yani yine şuraya e, 200 202'ye ben notlarım hazır. Hani sonradan sonradan diyoruz da. E, şuraya ben yavaştan hani notlarımı da düşeyim arkadaşlar gelmişken. Şöyle edit yapayım şuraya. Bunun editi neredeydi? E, heh, şurada. Şurada yapayım da hani kafamızdan onlar kaçmasın mesela. Ee, checkbox nasıl yapıyorduk burada? Tut tut tut. Şöyle değil mi ya? Bir saniyenizi alacağım. Hemen dönüyorum. Ha şu. Tamam. Ha şöyle. ikon custom with widget diye şöyle widget ile yapma. Bunların da notun düşerim de sonradan gözümden kaçmasın. Göstereceğim bunu ama şu anki mesela şu kullanım bana yeterli. Temadan okuyorsan canımsın, buradan okuyorsan canımsın. Peki dersen ki hocam ben temadan kastım vereceğim. Bak senin temanda aslında hani bu 101'ün üstüne gidiyor tabi biraz ama olsun. Temanın içerisinde senin kalıların var. Farz misal bunu ezersin. Ama ezmenin de sana artısı ve eksisi olacak. Yani senin background kalırı mesela gidip ya hocam benim red'e ihtiyacım var. Red yazman demek bütün projenin background kalırını aslında bir anda red'e çeviriyor olman demek olur mesela. Ya da background kalırı kullanan mesela scaffold kalır var. Bak şunu. Mesela şunu gelip bunu colors.red nokta red yapsan hani red uğruna bütün projeyi red'e çevirirsin. Yani ona dikkat etmen gerekiyor. Ondan dolayı da aslında içeride Icon Team de var aslında. Bu Icon Team'i de burada custom edebilirsin aslında. Mesela burada kalırıyla vesairesiyle projenin ortak globalleri ama burada birkaç hareket daha var. Ben size bunları anlatacağım. Ama şu anlık olarak e, buradan yapabileceğinizi de bilin. Ama hani 101'i aşmasın diye o tarafa çok girmiyorum. Buraya şey de göstereyim yani. E, temalar tema ikon kontrol. Mesela bunu da yazdım buraya. Ardından ne vardı Mesela ee, enumeration with extension ile size yapma. Mesela bunu yine konuşacağız 202 konularında. Tamam. Yani buton ikonlar bu kadar arkadaşlar. Yani şunları şu şekilde yapın bana yeter. Yani 101 yaptın. Hocam ben tema mema girmeyeceğim. Ay şunu yap yeter bana. Canımsın. Oke. Okay. Temayı da geçtim. Temayı geçtikten sonra arkadaşlar şey konusu benim için önemliydi. Dur şunu bir update edeyim şuradan. 101'e geri geleyim. Ne vardı bizim elimizde? eee butonları konuştuk. Stack girmeden önce arkadaşlar container'ları da konuştuk. Konuştuk. Icon'u konuştuk. Ha şu color'ı birazcık konuşalım. Sonrasında aslında bu sayışının bu kısmında son vermiş oluruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere çok fazla color properties'i kullanıyorum. E, Color'larla ilgili işler yapıyorum aslında. Bunu burada konuşabiliriz. Ama şurada da yapabiliriz. Color learn. Ama color learn'ı visualize etmeyeceğim. Çünkü color learn aslında şeyden şöyle yapmanız gereken bir konu. En ee, yani asla yapayım hadi gel dur. Hadi yapayım hadi. erim birim dur erindim bir anda sorudan vazgeçtim. Her yerde var çünkü kalır çünkü çok. Yani önemli bir şey mesela her yerde olan bir şey her yerde ne varsa önemli. Küçük görmemek lazım kalır kalır değil aslında kalır yani çok fazla detayı var. Şimdi arkadaşlar şöyle yapsam mesela body'sini mesela body şöyle yaptım container. Şimdi projelerinizde kodlar yazacaksınız. Sonrasından kodunu ben şuraya alayım. Kalır lan şuraya geldi. E, Projede kodlar yazacaksınız. Scaffold da olur, önemli değil. Buraya geldiniz arkadaşlar. Kalır yazdınız mesela. Şöyle geldiniz. Sizin için Flutter tarafında herhangi bir kalır gör, hani bir kalır vermek istiyorsanız, Widget'in kalır propertisine bakıyorsunuz. Bir kere önemli olan nokta bu. Bir bu. İki. Mesela arkadaşlar, projenize geldiniz. Yine şuraya ben bir app bar vereyim de ortadan başlamış olsun proje şey aşağıdan başlasın diye yapıyorum. Ee, mesela projenizin body'sine geldiniz ve bir text ekleme de, eklemek istediniz. Bu text eklediniz ama bunun color vermek istiyorsunuz. Bu tarz propellerin genelde background color'ı az oluyor. Olmayabiliyor. Bunun en iyi yöntemi bunu bir tane sanıp, container ile sanıp container'ın içerisindeki color'a entegre etmek. Birinci, ikinci yöntemlerden bir tanesi de bu. Peki buraya geldiniz. Color genelde bu şekilde kullanılır. Yani color properties ile çağrılır. Siz buraya geldiğinizde colors nokta yani mantıklıysa dediğim gibi bak ikon icons, color colors. Mantıklıysa mantıklı karşılığı var. Colors noktasında bu enumeration aslında görebiliyorsunuz ve e, size Material'ın yine basic enum değerleri, basic value'ları sizin karşınızda çıkıyor ve bunları e, bu tablodaki gibi arkadaşlar verebiliyorsunuz. Mesela deep orange ve böyle 200 vesaire vererek aslında ortaklaştırıyorsunuz. Ee, burada bilmeniz gereken birinci nokta bu. 101 seviyesinde kodunuz yazarken yani 101 başlangıcında bilmeniz gereken kalır color ve kalırsın setleri burada var. Ama dediniz ki hocam biz tasarım yapıyoruz ve müşteri bana böyle bir tasarım bana bir şey böyle bir kod verdi buraya. Yani bir, bir hex kodu verdi. Demin yaptım gibi mesela kalır neyim böyle. Şuradaki yaptığım gibi. Bunun için arkadaşlar bir. Yüzde buraya yazmıyorsunuz bir kere. Yani bir, bir kere hiçbir klasın dışında kod yazmayacaksınız. Hayatınız boyunca bunu unutun. Yani böyle bir kullanım hiçbir açık kabul etmiyorum. Buraya kod yazılmaz. Oralara kod yazmak demek gerçekten Birkaç senaryo da ben yazıyorum. O sadece çok aşırı constantsal bir durum veya projenin her yerinde kullanırım diye verdiğim için. Ama hiç zaman klasın class'ın dışına kod yazmayacağız. Biz object oriented bir şey kullanıyoruz. Yani ben color'ları eğer tutacaksam projemde bir color class'ı yapmam gerekiyor. Colors items diye mesela tamam mı? Sonra peki ben bu color'ları nasıl yapabiliyorum? Mesela buradan yeni bir color üretelim. Mesela Porsche geldi. Final dedim mesela arkadaşlar. Yine ben bu color'larımı buradan üreteceğim için Buradan yapabilirim. Aslında birkaç yöntem daha var ama hani ben size şimdilik bunları göstereyim. Ondan sonra ben size yine devam edeceğim yine bu yöntemleri yapmak arasında. Karılarımı burada toplayayım. Mesela Color ee, dedim ki mesela adına Porsche, Porsche dedim şöyle. Porsche'de yazamıyorsun. Porsche anladım. Porsche dedim ve bunun da mesela arkadaşlar iki, birkaç şekilde Flutter tarafından entegre edebiliyorsunuz. 1. Color 0xFF deyip Sonrasından bu hex kodunu alabiliyorsunuz. Bu birinci kulak. Ve işte bendeki gibi color propertyleriniz varsa arkadaşlar yine şuradan göstereyim. Install color Şunlardan bir tanesidir muhtemelen. Bakın get color name, get color name. Şuradan bir tane flutter color bunlardan birisidir. Şu dördü bende kurulu olanlar şu an. Bunu siz de kurabilirsiniz. Bunlar sayesinde ben burada şeyleri görebiliyorum. Böyle fıt 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 oynayabiliyorum hatta. Şimdi diğer yöntem arkadaşlar. Şu final color mesela. Hani şunun aynısını alayım şöyle. Zaten demin gelmişti aslında. Onu da göreceksiniz. Mesela buradan şöyle yapalım. Böyle bir sulu. Sulu entegre edelim. Sulu. Bunu okurken de arkadaşlar bu kez de color propertisinin faktör metodunu kullanarak color nokta bakın burada alfa brand işte rgb red işte Green, işte ondan sonra e, blue ve opacity vererek veya buradaki diğer propertler konuşursak biz genelde rgb kullanıyorum. RGB zaten çünkü genelde burada veriliyor 198 237 97. Ve opacity genelde 1'dir. Hani biri verdiniz. Yine bu şekilde arkadaşlar buraya bu item'ı entegre edip yine ilk başta kullanırken bunları statik kullanabilirsiniz. Bunlar bir sizin için şu an için problem değil. Kullanın. Yani, e, yani çünkü şöyle çağırmak sizin için zor olabilir. Hani burada yazıp beraber açabilmek vesaire. Buraya gelip color items Hani öğrenirken bunlar problem yaratması. Color items nokta sulu demeniz sizin için şu an hani beginner beginner yani o giriş bölgelerinin hepsinde şunu yapmanız demek siz iyiye gidiyorsunuz demek. Hani buralara gidip şöyle düşünseniz arkadaşlar yani hani yine göstererek anlatmak istiyorum. Hani şu adam şöyle kod yazıyor gerçekten çok enteresan. Yani hani bunu meşrulaştırmak beni çok üzüyor aslında. Yani bunu buraya getiriyor. Hani bunlar bir de iş içi 50 tane oluyor. Yani Hani nasıl bir kodlama bu yani buradan ben nasıl çıkacağım ki yani ben bu kodu nasıl geliştireceğim mesela Bunlar yanlış bunları Öğrenirken bu şekilde öğrenmeyi sadece kalıra Siz bu şekilde hex verebileceğinizi bilin ama bunun doğru kullanımlarında bu şekilde klaslar yaparak e, yapabileceğinizi biliyor olmanız lazım veya veya şimdi projenizi geliştiriyorsunuz şimdi hani 101 ama Yine bir zehir katma anlamında hani bir kafayı açmak anlamında. ya sabahtan beri tema konuşuyor bu adam burada da bunları entegre edebilirsiniz. Mesela burada color şemamız var. Color şemaya bunları yapabilirsiniz veya benim error color'ım bütün buradaki error color'ım buradan benim belirlediğim bir color ım. ya da benim error color'ım sulu mesela bu ya ben buradan gelirim o zaman color items'tan mesela sulu yine buraya veririm ama dikkat et neden burada verdim peki hocam diyeceksin yine statüyü buraya verdim bu farklı. Bu benim oluşturduğum bir tane tema klasının bir özelliği. Yani yeni bir tema yaparsam sulu olmayacak o. Onu da değiştireceğim. Aslında bu aynı şey değil. Ve bu sayede aslında ben neyi kazanmış olacağım biliyor musun? Ben buraya geldiğimde şöyle okuyacağım. Team of... Bak buradaki error kalır. Bu sayede başka bir tema geldiğinde projeye bu error kalır adam ne verirse o olmuş olacak. Yine ben buradan aslında bu kalır özelliğini kullanmış olacağım. Yani kalırların en çok bilmeniz gereken en önemli noktaları bunlar aslında. Hani e, bu şekilde bir class'ın içerisinde toplamak, e, bir kalıra ihtiyacınız varsa containerla kullanarak ilgili e, ilgili kişiye referans ediyorsun. Hani background ama istersen tabii style falan da burada verebiliyorsun. Style üzerinden de bunu set edebiliyorsun, edebiliyorsun. Onu nasıl veriyorduk? Team of mesela text tema. Mesela subtitle 1 diyorduk. Sonrasında copy with deyip arkadaşlar şu şekilde. Hop. Mesela burada yine hani mesela suluyu kullanacak olsaydım. Bak burada yine tem of diyorum. Konteks bizim için burada global okuma anlamı taşıyor. Üstten getirme anlamında bize getiriyor. Bu temayı bize okutup getiriyor. Bu temayı okuyup aslında bak buradan error color'ı. Ee, ya da neyse error kalır, error kalır alıyorum burada ver var çünkü okuyorum değişebilir mesela böyle bir kullanım arkadaşlar demiş olayım nice Okeydir sayın arkadaşlar. Bu kez de konteynerları, e, butonları ardından neyi işledik? Ekonomi konu vesaire işledik. Güzel oldu bence kafadan böyle yine teknik açıdan teknik güzel tabirlerle kazandık. Bu yanlış yine burada. Bunu zaten artık söylemiyorum. Hani buradan öğrendiğiniz hep bunları katmanız lazım kendinize demiş olayım. Bir sonrakinde görüşürüz. İyi çalışmalar.